Lösemi olan büyük oğulları iyileşme sürecindeyken bu kez küçük çocuklarının hastalığıyla sarsıldı kaygısız ailesi. Ne yazık ki küçük oğlan da lösemiye yakalanmıştı. İki çocukları birden tedavi gören aile en büyük desteği Lösemili Çocuklar Vakfı verdi. Umut ve Utku gibi binlerce çocuğu tedavi eden ve bağışlarla ayakta duran LÖSEV, Kurban Bayramı öncesinde destek bekliyor. 6 yıl bu hastanede geçirmek istemiyorum. Özgür yaşamak istiyorum. Yani benim için çok üzücü bir şey. 6 ay mücadele ettim. Tam üstesine geldim derken Utku benim için bir yıkıcı oldu. Yıkıcı oldu. Çünkü oğlu Umut'un lösemi tedavisi sürerken diğer oğlu Utku'ya da lösemi teşhisi kondu. Çok üzücü bir şey. Çünkü bir anne olarak bunları yaşamaması lazım. Ama ben yaşıyorum. 43 yaşında Fatma kaygısız. 13 yaşındaki oğlu Umut kaygısıza henüz 7 yaşındayken lösemi teşhisi konmuştu. 6 yıl süren zorlu tedavi tam yanıt verdi derken acı bir haberle sarsıldı. Diğer oğlu Utku kaygısıza da kan kanseri teşhisi kondu. Bir an kendimi kaybettim. O anı yaşamak istemedim. Ama yaşadım. Aile şimdi ikiye bölündü. Baba 53 yaşındaki İsmail kaygısız İstanbul'da. Çünkü büyük oğulları Umut kaygısızın tedavisi İstanbul'da bir devlet hastanesinde sürüyor. Küçük oğulları Utku kaygısızsa Ankara'da LÖSEV'de tedavi altında. Utku kaygısız 10 yaşında, yaklaşık bir ay önce lösemi teşhisi konuldu. Bir aydır da LÖSEV'de tedavi görüyor. Utku'nun en büyük destekçisi ise yine kendisi gibi lösemi olan abisi Umut kaygısız. Bayan yüksek tut, sabırlı ol, bağışıklığı yenersin. Kendime zaten güveniyorum, ben yenerim. Biz seni çok seviyoruz. Ben de sizi çok seviyorum. Bana var ya, forma gelecek. Ne forması? Beşiktaş imzalı forması. Utku'nun tedavisine kısa bir mola verildi. Çünkü Utku'nun doğum günüydü. Tedavi gördüğü Lösente'de arkadaşlarıyla doğum gününü kutladı.